Dünya üzerinde kurulan en büyük 5 imparatorluk hangisiydi? Aslında bu sorunun cevabı aşağı yukarı belli. Tüm araştırmalar bize aynı 5 imparatorluğu işaret etse de asıl tartışma konusu bunların kendi içinde nasıl sıralanacağı. Şimdi bana güvenin, bunun üzerinde oldukça çalıştım. Dünyanın en büyük imparatorluğu kavramını değişik kanallardan ele alarak bu soruya yanıt aradık. Başlıyoruz. Şimdi bu büyüklüğü neye göre belirleyeceğiz? Toprağı mı, nüfusa mı, ekonomiye mi, elinde bulunan askeri güce mi ya da hüküm sürdüğü süreye göre mi? Çünkü her bir sorunun cevabı farklı bir imparatorluğa çıkıyor. Lakin adil bir sonuç için gelin hepsini harmanlayalım, kendi sıralamamızı yapalım. Ve lütfen siz de kendi sıralamanızı yapın. 5. Pers İmparatorluğu. Biz listemizde 5. sırayı uygun görsek de Persler Guinness Dünya Rekorlarına göre tarihin en büyük imparatorluğu. Kendi döneminde yani M.Ö. 550, M.Ö. 300 arası Mezopotamya'da büyük Kiros önderliğinde birleşip dünyaya hükmettiler. Yalnız dediğim gibi en büyük kavramı hangi perspektiften incelediğinize göre değişiyor. Bu imparatorluğumuzun alameti farikası da nüfusuydu. Kendi döneminde dünyadaki insanların %44'üne sahiplerdi. Algılamak şu an zor gelse de günümüzde bir ülkenin yaklaşık 4 milyar nüfusu olduğunu düşünün. Lakin sorun da şu ki o dönem dünyada sadece 110 milyon kişi yaşıyordu. Rekabet ortamı da pek yoktu. Neyse sonunda 250 yıl tarih sahnesine kalan Perslerin fişini Büyük İskender önderliğinde Makedonya İmparatorluğu çekti. Günümüzde bu imparatorluğun temsilini İran üstleniyor. Zira 1935 yılına kadar Pers adını kullanmaya devam edip daha sonra İran olarak değiştirdiler. Fars ve Farsça'da Pers kelimesinin zaman içinde Araplaşmasından geliyor. Devam ediyorum. 4. Moğol İmparatorluğu. Gelmiş geçmiş en büyük hükümdarı ve tek bir dönemi işliyor olsak en tepede tartışmasız Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu yer alır. Yarı Türk, yarı Moğol olan Cengiz Han önderliğinde bu imparatorluk kısa sürede agresifçe büyüdü. Sonunda dünyanın en büyük bitişik sınırlarına sahip oldu. Tabi bu başarısının arkasında tarihin o güne kadar hiç görmediği bir ordu vardı. Önüne geçebilecek hiçbir güç de olmadı. Lakin bu durum biraz saman alevi gibi. Fazla uzun sürmedi. Zamanla işler değişti, agresif büyüme politikası sürdürülemez bir hal aldı. Bu imparatorluğun ömrü sadece 88 yıl oldu. Daha sonra Cengiz Han soyundan gelen varislerin iç savaşı imparatorluğu 4 ayrı hanedana böldü. Bu sebeple Moğollar maalesef 4. sırada kalıyor. Problem süreklilik. Özetlemek gerekirse imparatorluk tüm tarihinde çıktığı savaşların %60'ını kazandı. 38'inde mağlup oldu, 8'i sonuçsuz kaldı. Prime döneminde 24 milyon kilometre kare ile dünyanın %18'ine sahipti. Üstelik bu sınırları da bitişikti. Bunu neden vurguladığıma birazdan geleceğiz. Neyse ana gelir kaynağı İpek yolunu kontrol etmesiydi ki bu sayede dünya ekonomisinin de %30'una hakimdi. Günümüzde temsilini birçok coğrafyada ize olsa da Moğolistan üstleniyor. Biz devam ediyoruz. 3. Britanya İmparatorluğu. Bu imparatorluk da yine birçok kaynakta dünyanın gelmiş geçmiş en büyüğü olarak görülüyor. Tabi haklı sebepleri de var. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk. İyi dinleyin. 6 kıtada yaklaşık 36 milyon kilometre kareye hakimdi. Ve o zaman dünya nüfusunun 4'te 1'ine tekabül eden 450 milyon insanı da topraklarında barındırıyordu. Bizim bu Britanya'nın dominasyon süreci Napolyon'un tarih sahnesinden çekilmesiyle başladı. 2. Dünya Savaşı sonuna kadar da süper güç olma vasfını korudu. Yalnız zaman içinde kopuşlar da başladı. Bilhassa Hindistan gibi en mühim sömürgesini adeta can damarını kaybedince imparatorlukta çözülme hızlandı ve zamanla dağıldı. Gerçi kime göre dağıldı tartışılır neyse. Özetlemek gerekirse imparatorluk tüm tarihinde çıktığı savaşların %78'ini kazandı. 14'ünde mağlup oldu, 8'i sonuçsuz kaldı. Ama siz bu oranların yüksekliğine pek aldanmayın. Birçoğu sömürgecilik adına zayıf kabilelere karşı verildi. Ayrıca kontrol ettiği sadece kara değildi. Denizlere de İngilizler hükmetti. Prime döneminde sınırları kopuk olsa da 36 milyon kilometre kare ile dünyanın gelmiş geçmiş en geniş sınırlarına sahipti. Ana gelir kaynağı olan ticareti dünya ekonomisinde %16'sına hakimdi. Neyse günümüzdeki temsilciye tahmin edebileceğiniz üzere İngilizler. Lakin kağıt üzerinde dağılmış gözükse de kendileri kabul etmese de sömürge ülkelerinde hakimiyeti devam ediyor. En tepeye geçmeden burada bir kesiyorum. Kendimi açıklamama lütfen izin verin çünkü ilk iki sıradaki imparatorluk hiçbir zaman Britanya ve Moğol İmparatorluğu kadar büyük sınırlara sahip olmadı. Hiçbir zaman onlar kadar büyük orduları, askeri dominasyon dönemleri de olmadı. Hatta ekonomi olarak kıyasladığımızda da durum çok matah değil. Lakin bir imparatorluğu gerçekten en büyük kabul edebilmek için bana göre bir refah dönemine, barış dönemine ihtiyaç var. Devamlı saldırdığında, büyüdüğünde, yakıp yıktığında o noktada kalabilmek öyle ya da böyle mümkün. Yalnız geri dönüp mevcut olanı koruyabilmek, onu muhafaza edebilmek apayrı mesele. Ve tarihte bunu bu büyüklükte başarabilen sadece iki imparatorluk var. 2. Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı olarak bu listenin aslında dengesiyiz.
Evet, işin komiği imparatorlukların gücünü tarttığımız hiçbir başlıkta en iyi değildik. Ama hepsinde öyle ya da böyle iyiydik. 1453'te İstanbul'un fethiyle başlayan süreçte yaklaşık 200 yıl dünyanın süper gücü olmasını bildik. Gittik, fethettik, bölge halkını devşirdik, Türkleştirdik. Gurur duyduğumuz binlerce yıllık tarihimizi benimsettik. Bu sayede zaten dünya lideriydik. Lakin zamanla şımardık. Bana göre alameti farikamız olan devşirme politikasını unuttuk. Bizzat biz Türklüğümüzden çıktık. Araplaştık. E tabi sonunda da yıkıldık. Yani ona buna bok atmayalım. Ne yaptıysak kendimize yine biz yaptık. Kısaca özetlemek gerekirse imparatorluğumuz tüm tarihinde çıktığı savaşların %61'ini kazandı. 32'sinde mağlup oldu ve 7'si sonuçsuz kaldı. Prime dönemimizde sınırlarımız 5.2 milyon kilometre kareydi ve dünyanın %4'üne hükmediyordu. Sakın öyle 20 milyondu falan demeyin, o yalan. 3 sene vergi aldığımız ülkeleri bizim toprağımız sayıp sana bana satıyorlar, kanmayın. Neyse, ana gelir kaynağımız ticaret yollarını kontrol etmemizdi, lakin daha önce söylediğim gibi Yavuz Sultan Selim'in bıraktığı servet dışında hiçbir zaman dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmadık abi. Son olarak söylememe gerek var mı bilmiyorum ama günümüzdeki temsili ise tahmin edeceğiniz üzere Türkiye, yani biziz. 1. Roma İmparatorluğu. Evet, geldik bir numaraya, uzun uzun anlatmayacağım. Öylesine derin bir tarihe sahipti ki Roma İmparatorluğu anlat anlat bitmez. Zira yaklaşık 1500 yıllık tarihle bu yarışın bence tartışmasız galibi. Günümüzde hala ağzımız açık kalarak incelediğimiz bu imparatorluk bilim, kültür, sanat, mimari, askeriye, ticaret, aklınıza ne geliyorsa dönemin çok daha önündeydi. Lakin bu hikayeye de bir son lazım değil mi? Kendimize de pay çıkaralım. Bu koca imparatorluk Asya Türklerinin başlattığı kavimler göçüyle zayıfladı, bölündü. İmparatorluğun fişini ise 1453'te bir başka Türk, Fatih Sultan Mehmet çekti. Genel bakışı özetlediğimizde imparatorluk tüm tarihinde çıktığı savaşların %72'sini kazandı. 19'unda mağlup oldu, 9'u sonuçsuz kaldı. Prime döneminde 5.9 milyon kilometre kareli dünyanın %4.5'una sahipti. Ana gelir kaynağı şu an oldukça garip geliyor farkındayım ama köle ticaretiydi. Döneminde dünya ekonomisinin %20'sini kontrol ediyordu. Günümüzdeki temsilin biliyorsunuz biraz İtalya, biraz da Yunanistan üstleniyor. Ve bu hikayenin de sonu geliyor. Sonuç olarak bugün incelediğimiz imparatorluklar aslında son 3000 yılın incileri. O iyiydi, bu kötüydü demek mümkün değil. Zira dediğim gibi her biri ayrı başlıklarda kendi klasmanının lideri. Ama zamanı gelince bu imparatorluklar da tarih sahnesinden çekildi. Zira İbn Haldun'un da dediği gibi, devletler de tıpkı insanlar gibidir. Doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Hadi eyvallah.